Bu videoda, çoklu kare kod oluşturma ile ilgili bir içerik denenmiştir. Türkçe karakterlerin kare kod okuyucuda nasıl göründüğüne bakılmıştır. Sütun başlıkları, kartvizit kodlamasına uygun olmalıdır. Yapılan denemelerde, InDesign içindeki çoklu kare kod oluşturma komutu, en çok 3 sütunluk veriyi dönüştürebilmiştir. Denemeler InDesign 2020 ve 2024 sürümlerinde yapılmıştır. InDesign 2024'te, çoklu kare kod oluşturmak için herhangi bir güncelleme yapılmadığı görülmüştür. Bu sayfada, desteklenen kartvizit etiketleri ve alabildikleri en çok karakter sayısı listelenmiştir. Üretilen dosyanın adı, kare kod listesidir. Bu dosya, açık kaynak kodludur, dilerseniz verilerin tümünü değiştirebilirsiniz. Butona tıkladığınızda, liste, sayfasındaki sütunların en sonuna kare kod verileri eklenecek ve InDesign veri birleştirici arayüzün desteklediği biçiminde CSV dosyası üretilecektir. Önceden oluşturulmuş bir kartvizit şablonuna verileri aktaralım. Metin kutularındaki veriyi seçtikten sonra ilgili sütun başlığını tıklayalım. Kare kod atamadan önce hiçbir kutunun seçili olmaması gerekir. Kare kod atamadan önce boş bir alana tıklayalım. Kare kod sütun verisini tutup, önceden eklenmiş bir çerçevenin üzerine sürükleyelim. Sürükle bırak, işlemi sırasında imlecin değiştiğini göreceksiniz. Kare kodunu, mobil aygıtınıza okutmadan önce, çalışma sayfasını %100 görünümde ölçekleyiniz. Maalesef, Türkçe karakterlerden Ö, yumuşak G, küçük I, büyük I ve Ş karakterleri görüntülenemedi.